Ben Mardinliyim. Uzun süredir de Mardin'de siyaset yapıyorum. Mardin çok önemli ve değerli bir kent. Birçok inancın, kültürün, farklılıkların bir arada gerçekten barış içinde yaşadığı bir kent, tarihi bir kent. Bizim çabamız da Mardin'i iyileştirmek ve güzelleştirmekti ama ancak bildiğiniz gibi işte müdahalelerle bu hizmetten bizi alıkoyan bir süreçle karşı karşıyayız. Allah nasip etti gönlümde durmak ya. Mideliyim ben Ahmet abi. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Senaryoyu yazanlar. Bölünmez bütünlüğüne aykırı. Amacımız sorunun çözümüdür. Bir demokrasi kültürünün oluşmasına izin vermeyen bir zihniyet var. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çözüm sürecini yürüten, işte halen tek millet diye her gün slogan atıyor. Nasıl çözülecekti peki? Halkların kardeşliğini de esas alan. Bütün bunlar birer darbe. Bütün bunlar sürecin gerilemesine neden olan gelişmeler. Bütün bunlar Kürtlerin sindirilmesi, susturulması yönündeki müdahalelerdir. ...1973 yılında aday olduğumda ağabeyim o zaman Mardin'den bağımsız aday olarak milletvekili seçilmişti 69 seçimlerinde. 72 yılında da işte bir cinayetle bir şey yaşadık. Bunun üzerinde halktan benim ailemden veya benim aday olmam konusunda büyük yoğun bir talep geldi. Bunun üzerine böyle bir karar verdik. O zaman 25 yaşındaydım. Aday olduğum zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden müracaat ettim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi listenin başı değil, ikinci sırasını verdiği için kabul etmedim. O dönemde yeni kurulmuş Demokratik Parti'den işte etrafımdaki insanlar oradan aday olalım. Nasılsa biz kendi gücümüzle, imkanımızla sizi seçtiririz. Bu yeni partiden aday oldum. Ama kısa bir süre sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtim. Çünkü biz o dönemlerde, öğrenciliğimiz döneminde Devrimci Doğu Kültür Ocağı'nda çalışmalar yapıyorduk. Yine o dönemlerde 1971'lerde yine bir operasyon yapılmıştı. Birçok Kürt aydını, işte gençleri falan cezaevindeydi. Bir af kanunu hazırlanıyordu. Bizim hem siyasi anlayışımıza en yakın, bir de bu af olayından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ay içinde bir geçiş yaptı. 80 yıllarına kadar, 75 yıllarına kadar bir kimliğinle veya bir Kürt kimliğinle Kürtlerin haklarını talep ederek parlamentoya, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma olanağı yoktu. Yani böyle bir kimliğe. Ama tabii ki o dönemde de CHP içinde siyaset yapan Kürtler var ama bir CHP'li olarak, yani kendi kimliğini öne çıkarmadan, kimliğinin taleplerini yapmadan siyaset yapan bir dönemdi bu. Sonra işte 1980 darbesiyle biliyorsunuz o meşhur darbeyle hakkımızda davalar açıldı. Diyarbakır'da işte o cehennemi yaşadık, o zindanı yaşadık. Aslında 12 Eylül Diyarbakır Cezaevi ile ilgili çok kitaplar yazıldı ama inanın ki her insanın yaşadığı belki onlarca kitabı dolduracak kadar acı yaşandı, hakaretler yaşandı. 5 yıllık bir yasaktan sonra 87 seçimlerine tekrar aday oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde veya SHP'den aday oldum. Önce reddedildi adayım. İşte kimliğimden dolayı, cezaevinde oluşumdan dolayı bilmem işte. Bundan dolayı ama 87 seçimlerde ev seçimle gelince artık bir sorun kalmadı. Daha sonraki dönemlerde yavaş yavaş hem Türkiye'de hem Orta Doğu'daki gelişmeler, Irak Kürtleri, Suriye Kürtleri yavaş yavaş bir kimlik ve bilinç arayışıyla yeni bir dönem başlangıcı oldu ki o dönemde biliyorsunuz ki bir Paris Kürt Konferansı olduğunda da biz gözlemci olarak gittiğimizde Türkiye'de kıyametler koptu ve ihraçlar gündeme geldi. İhraçlardan sonra artık bizim arkadaşlarımız
böyle masum bir konferansa gözlemci olarak katıldıktan sonra ihraç ediliyorsa arkadaşlarımız, artık bu partide yerimiz yok gibi bir karara vardı. Yani bir dönemin başlangıcına ilk adımı atmış olduk. Belki bu bir vesile oldu. Bu HEP'in oluşması konusunda bir çalışmamız oldu. Sonuçta bir parti olarak çıktık. 1991'den sonra yeniden bir ittifak arası oldu. SHP ile birlikte seçimlere girdik. O zaman da bölgede başarılı bir sonuç aldık. Erdal Bey ile yaptığımız ittifakta bazı koşulları, şartları koyduk. 21 maddelik bir şey. Bütün bunları kabul ediyorum dedi. Bir tek kelimeyi Türk, Kürt ulusu değil, Kürt halkı değil dedi. Ve mantıklı olan da oydu. Biz böyle bir değişiklik yapmıştık. Erdal Bey gerçekten Türkiye'de demokrasinin kalıcı hale gelmesi konusunda Türkiye için büyük bir şanstı. Ama maalesef bu şans çok iyi kullanılmadı. Erdal Bey süreç içinde gerçekten hele son dönemde başbakan yardımcısı, acaba bir çözüm süreci başlatabilir miyim diye bir arayış içindeydi. Bunu Süleyman Bey ile konuştuğunu, burada bir adım atılması konusunda, bir şeyler yapılması gerektiği konusunda bazı duyumlar alıyorduk, bilgiler alıyorduk. Ama o 33 askerin öldürülmesinden sonra bir yerde umutları kırıldı ve siyaseti bırakma kararında bence o olay önemli bir rol oynadı bana göre. Ondan sonraki dönemlerde dediğim gibi bir ayrışma gerçekleşti. Bu ayrışmadan sonra da işte artık biz zaman zaman bağımsız adaylarla, zaman zaman partilerle seçimlere girdik. Aslında Sayın Özal'dan randevu isteyen bizdik. Gitmek istediğimizi söyledik, fikrini almak istedik. Sayın Özal o dönemde şunu söyledi, yani gidin gitmeyin diye bir şey söylemiyorum. Ama giderseniz benim grubumdan da bazı milletvekillerini beraberinde gönder. Hatta giderseniz şunları söyleyin. Ben herkesten daha milliyetçiyim, herkesten daha devletçiyim. Ama bu işin böyle gitmeyeceğini görüyorum. Bunu mutlaka çözmemiz gerekir. Şunu düşünüyorum, işte herkes gelecek bir dilekçe verecek, dilekçeleri 5 yıl açılmayacak. 5 yıldan sonra suç işlemedikten sonra bunlar ortadan kaldırılacak. Yani böyle bir formülle, nasıl bir formülle. O dönemde şunu da söyledi, dedi ben işte Süleyman Bey gibi korkak değilim, Allah'tan başka da kimseden korkmuyorum. Ama buna inandığım için bunu yapıyorum, bu Türkiye'nin lehine olacağına inandığım için bunu yapıyorum. Böyle bir şey de bulundu. Tabii ki mesajdan şunu anladım. Eğer giderseniz benim grubumda birkaç kişi gelir ki sıkıntı yaşamayasınız. Mesajı bile gitmemize onay verdiği anlamına geliyordu. Ve o şekilde gittik tabii. Orada işte Mamcelal gelmişti. Birçok Kürt siyasetçi gelmişti. Böyle bir basın açıklaması, bir ateşkesi ve süreçte. Ama biz daha Şam'dayken, Şam'ın bir yerinde Celal Talabani bizi yemeğe götürmüştü. Dönüşte Celal Talabani kendisinin arabasına binmemi istedi. Beraber işte Şam'a iniyordu. O ara Arapça haberleri açtığında Özal'ın vefat ettiğini haberi aldı ve gerçekten bu bütün bu çabalarımız, çalışmalarımızın heba olduğunu o gün ifade ettik, söyledik. Ama gerçekten bunu bitirmeye niyetli bir adımdı. Öyle demek lazım. Mutlaka olacak diye bir şey söylemiyorum. Çünkü Türkiye'de farklı faktörler, farklı gündemler yaratılarak bir işi bozmaya çalışıyor. Bir demokrasi kültürünün oluşmasına izin vermeyen bir zihniyet var. ...1994 yılında biliyorsunuz meşhur bizim dokunulmazlıklarımızın kaldırılması cezaevine atılmamış, yine orada bir gerçekten bir linç politikası gelişti. İşte benim Leyla Zanı, Mahmut Alınak, Sırrı Sakık, Sedat Yurtaş, Selim Sadak, Orhan Doğan rahmetli, o dönemde de işte şeylerimiz kaldırılarak cezaevine gönderildik. Bu senaryoyu yazanlar işte buna benzer mantığın kabul etmeyeceği iddialar üzerine oturtmuştur sorununu. Demokratik bir zemin içinde görüşmeyi, ele almayı, Türkiye gündemine sokmayı hedeflemiş insanlar. Bütün bunlar bir darbe. Bütün bunlar
sürecin gerilemesine neden olan gelişmeler, bütün bunlar Kürtlerin sindirilmesi, susturulması yönündeki müdahalelerdir. Onun için bir darbeler tarihini konuşuyoruz hep. Bazı darbeler açık askeri darbeler yapılmış ama bazı darbeler de demokrasiye, hukuka ve Kürtlere karşı yapılmış. Bütün bu darbelerin toplum üzerinde etkisi var. Sürecin barışçıl bir sürece evrilmesinin önünde çok önemli bir engel. Yani bütün bu gerçeklerle karşı karşıyayız. PKK isimli terör örgütüne yardım ve destek de sağlayarak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği anlaşıldığından temelli kapatılmasına. Seroke Berumet Mevane Berumet. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu gereğince meclis kürsüsünde ve toplantılarında Türkçeden başka dilde konuşma yapılamayacağı doğrultusunda bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği anlaşıldığından kapatılmasına. Ya elbette ki o bu çalışmalarından dolayı bir umuda kapıldık. Çok da saf değildik bu işin kolay olmayacağını, zaman içinde bazı tökezlemelerin olabileceğini, inanmadan bir şeyin başarılı olamayacağını ifade ettim. Ama aslında devam ettirilmesi gereken bir süreçti ve böyle dağılmaya meydan vermeyecek bir siyaset de izlenmeliydi. Bizim de burada sabırla bu çözüm sürecinin döneminde ısrarlı olmamız gerekiyordu ve burada hemen bir karşı değil, bunun sürdürülmesi konusunda ikna edici bir yaklaşımı koymamız gerekirdi. Yani hendekler olayının içinde biri değil, ben ilk günden de bunun doğru olmadığını belki ilk defa Kürt siyaseti içinde dile getiren bir insanın. Büyük tahribatlar o meydana geldi. Doğrudur. Belki o tahribatlar sürece önemli etkisi olmuştur. Siyasetin bu kadar acımasızca yürütülmesinde etkisi olmuştur. Erdoğan'ın geldiği siyasi çizgi mesajlarından veya uygulamalarından görülüyor ki 2012'de, 2002-2000 şeydeki bir çizgi olarak görünmüyor. Yani çok farklı bir çizgi. Biraz daha demokrasiden söz eden, demokrata konuşmaları var. Diyor ki halkın iradesiyle seçilmişler, halk açısından kutsaldır o her şeyin üstüne. Ama bugün çok farklı bir pratik içinde. Bravo, valinin kararı anayasanın üstünde değil, anayasayı yok sayamaz. Haksızlık karşısında susan dinsiz şeytandır. Biz bu haksızlığın karşısında susmuyoruz. Siyasi geleceğimizi valinin iki dudağı arasına bırakmıyoruz. Dün de direndik, bugün de direniyoruz, yarın da direneceğiz. Eğer bir halkın hakkını ve hukukunu içselleştirmezseniz onu çözemezsiniz. Ya Kürtler de bir halkı, bir dili var, bir kültürü var, hakkı vardır. Bunu vicdanında kabul etmezseniz onları çözemezsiniz. Mesele burada bakmak lazım. Böyle bir şey yok halen. Çözüm sürecini yürüten işte halen tek millet diye her gün slogan atıyor. Nasıl çözülecekti peki? Diyarbakır, Mardin, Van buradaki belediye başkanlarını idari bir kararla
Görevden aldık mı? Aldık. Zira benim milletimin alın terinden ödediği vergilerle oralara gönderilen parayı kalkıp da Kandil'e, terör örgütlerine gönderenlere hiçbir zaman biz görmemezlikten gelemez, onları kapıya koyarız. Bütün bu söylemlerden bir şey ortaya çıktı. 31 Mart'ta seçim olmuş. 1 Nisan'da Mardin, Diyarbakır, Van valileri bizim görevden alınmamız konusunda İçişleri Bakanlığı'na yazılmış. Şimdi bu da tesadüf değil. 3 valinin aynı günde bu yazıyı. Demek ki oradan istenmiş, gönderin diye. Şimdi bu hazırlıklar yapılmış. Şimdi bizim alınma nedenlerimizi farklı bir şekilde işte efendim şöyle yardım ediyor, şöyle. Yok böyle bir şey. Buraya geldiğimiz zaman belediyenin durumu ne? 63 milyon borçla devretmişim belediyeyi. 406 milyon. Marsu'nun hiç borcu yokken 600 milyon borçla devralmışım. İşçiye, memura ödeyecek para yok. Yeterli para gelmiyor. İller Bankası'ndan ve hazineden. İşte böyle iftiralarla, kampanyalarla işte efendim paralar şuraya gidiyor, şuraya gidecekti, şuraya gitti gibi. Bu darbeyi meşrulaştırma çabalarını aslında tutmadı. Tutmadı. Toplum da inanmıyor. Halk zaten halkımız inanmıyor. Kendi işlerinde birçok kişi bile buna inanmadığını ifade ediyor. Peki bütün bu iftiralar, haksızlığa karşı biz cevap vermeyecek miyiz? Bir şeyler söylemeyecek miyiz? Kamuoyunu aydınlatmayacağız. Halkın huzuruna çıkıp da bu söylenenler aslı budur demeyecek miyiz? Şimdi bizi suçlayanlar, bugün bakıyoruz ki belediyenin nasıl yağmalandığını görüyoruz. Burada bir daire başkanının oğlunun dükkanında alınan hediyeler, Süleyman Soylu 39 bin, Mehmet Ersaseki 16 bin, Abdurrahim Boynukkalın 16 bin, Recep Tayyip Erdoğan 136.946 lira. Bu sadece belediyenin parasıyla verilen hediyelerdir. Şimdi bu şişirilmiş faturalarla ilgili sorular sorun. Eğer böyle bir hediye alınmışsa bugün bakanların istifa etmesi, alınmamışsa bunun gereğinin yapılması gerekiyor. Bakınız benim özel danışmanım var. Enver Bey belediyede çalışmıyor. Belediyede maaş almıyor. Sadece benim işlerime bakıyor. Ama bunu çok kötü bir şekilde kullanıyorlar. Bunun dışındaki atanan arkadaşlarımız hepsi devlet memurudur. Ya zaten bir şey olsa oraya giremez. Memur olamaz, görev alamaz. Yani böyle bir durum yok. Şimdi çıkıyorlar diyor ki işte efendim şehit ailesini. Böyle bir durum yok. 657'li sayılı yasaya göre zaten şehit aileleri doğrudan doğru memuriyet kadrosu veriliyor. Şimdi bir tane taşeron işçisi alınmış, görevini istismar etmiş, bilmem şehit ailesini, bilmem dayısını, bilmem neyi ve taşeron işçisi. Kamuoyunu yanıltarak böyle bir mesaj veriyor. Bu doğru değil yani. Ve biz bugün bir eş başkanlık sistemi, evet partide var ama gerçekten kamu görevimle ilgili belgelerde, imzalarda her şey ben imzalıyorum. 4 aydır buradayız. Ne bir atamada, ne bir şeyde, herhangi bir şeyde arkadaşımızın bir imzası yok. Ya meclis üyesidir, meclis başkan vekili yani. Sanki dışarıdan birini atamışım, getirmişim eş başkan. Böyle bir durum yok. Ha ayrıldığım zaman her meclis üyesine verdiğim gibi kendisine de vekaleti bırakırım. Yani bütün bunlar gerçekten zaman içinde halkımızda herkes bunu öğrenecek, bilecek yani. Mali hizmetlere bakan arkadaşımız Balıkesir, kayın tarafından atanan biri ve bütün bu faturaların altında imzası var. Ben milliyetçi bir adamım ama vicdanım sızlıyor ki bunları getirip bana teslim eden biri. Kendisinin kayının şeyi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bu faturaları çıkaran ne benim partiliğim ne bizimle ilgisi olan gerçekten kayyumu getirdiği, Kürt olmayan, memur olan ama dürüst olan insanların getirdiği şeyler. Sayın Başkan, mesele bunlar değil. Bugün gerçekten
bir demokrasi arayışı var. Adaletsizliğin, hukuksuzluğun yürütüldüğü bir dönemin içindeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu da ifade etmişti ki freni patlamış bir kamyon gibi. Eğer hep birlikte bu frenin, bu kamyonun önüne set çekmese inanın ki bir felaketle karşı karşıyayız. Demokrasi mücadelesinde dik durmak gerekir. İkircikli bir yaklaşım kaybettirir. Bugün artık ikircikli veya kuşkularla demokrasi mücadelesine bakıp bunun ertelemenin günü değil, zamanı değil. Yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu dönemde daha ortaklaştırıcı, daha ortak mücadele zeminini yaratacak bir pozisyonda siyaset yapması gerekir. Bizim söylediğimiz işte bir partide buluşalım anlamında değil. Belki bir gün o da gelişebilir. Ama önemli olan hak, özgürlükler ve hukuksuzluk karşısında ortak değerleri savunmak, ortak hareket edebilmektir. Ya seçimler çok şey değil, herkes kendisi girer, şey yap, ihtiyaç duyulduğu demokratik güç birliği de yapıyor. Yani geçmişte büyük şehirlerde bir demokrasi için bir tavır koyduk. Mesela CHP'nin belediye kazanması değil, demokrasi kazansın diye bir tavır koyduk. Yani bizim gündemimizde illa birlikte seçime girelim diye böyle bir şeyimiz yok. Bunu önemsemiyoruz. İlla demokrat olalım diye bir talebimiz var. Siyasette genç de olsanız, yaşlı da olsanız iki şey önemli. Kararlılık ve ikna edici bir tutumun içinde olmaktır. Siz halkı ikna etmeden, inandırıcı olmadan siyaseti değiştirme, dönüştürme şansınız yok. Bizim demokrasi mücadelemiz sadece Kürtlerin özgürleşmesiyle ilgili değil, bir bütün olarak halklarımızın, toplumumuzun, insanlarımızın özgürleşme mücadelesidir. Kürtlerin kültürel, kimliksel haklara sahip olduğu zaman Türklerin bir hak ve hukuku kaybolmuyor ki, o da büyük gelişme gösterecektir. Ama geldiğimiz günde de şunu görüyoruz, yani artık tabanda, kitlede, insanlarda bu işin böyle gitmeyeceğini, demokratik bir sürece ihtiyaç olduğunu, demokrasinin ortak değerler etrafında buluşmanın kaçınılmaz olduğunu mesajı yavaş yavaş gelişiyor, büyüyor veya bu konuda refleksler gelişiyor. Bugün çok acılı, sancılı süreçler yaşıyoruz, doğrudur. Ama gerçekten bizim halklarımız arasında da bir sorun yok. Yani burada siyasetçilerin yarattığı engeller ve siyasetçilerin tavrından kaynaklanan bir kin ve öfkenin büyümesi bugün gündemimizde. Ama doğru politikalar halklarımıza doğru anlatırsak, bu yaşadığımız süreçlerin ne kadar anlamsız olduğunu, bu sancılı süreçlerin ve insanların yarın birbirini çok rahat kolayca kucaklayabileceğine inanıyorum. Bu topraklarda mutlaka bir gün barış gelecek, insanlar birbirini kucaklayacak, bütün bu çatışmaların, birbirine güvensizliği, birbirini ötekileştiren politikaların ne kadar anlamsız olduğunu görecektir. Ama zamana ihtiyaç var. Yani şu anda toplumun dinamikleri veya demokratik kültürü belki buna müsait değil ama değişen bir Türkiye var. Gerçeği görmeye başlayan bir Türkiye halkı var, halkları var.